Börek hamurunu tutmaya başlıyorum. Unum burada. Kullandığım un da bu. Yeğenler un. Çok güzel böreklik. Suyumu koyuyorum şöyle. Bir çaydanlık ılık su koydum. Ve tuz. Başka bir şey yok. El açması çarşaf böreği yapacağız bugün kızımla birlikte. Patatesli, kıymalı, bulgurlu. Unumu koyuyorum. Evet, unumu koyuyorum. Bu undan da çok memnunum. A100 buradan alıyorum bunu. Börekleri güzel oluyor. Her zaman çok şahane oldu. İnşallah bu sefer de öyle olur. Bismillah diyerek başlıyorum hamurumu tutmaya. Börek hamuruna devam. Kızım burada o çekiyor şimdi videoyu. Böyle kolay oldu. Hamurumuz cıvıkken şöyle bir güzel yoğuruyoruz. Un ilavesi yapıyorum. Güzel bir çarşaf böreği. Yani çarşaf börekleri olacak. En az 3-4 tepsi olur bu hamurda. Çocuklarımın sevdiklerini. Kim nasıl isterse onlara göre börek. Hamuru tutacağım, biraz dinlendireceğim. Dinlenmeye bırakacağım. Bunda 5 tepsi börek bile çıkar. Bayağı bir hamur oldu. Kalırsa başka şey yaparsın. Katmerine döndürürsün kalırsa. Acaba? Tava katmerine döndürürsün. O da olur, aynı hamurdan olur çünkü. Ya sonuçta yağlıyorsun. Anne ne oldu? Oldu mu anne? Tamam. Bitti bitti tamam. Telefonu bekliyor torunum da. Buradan ötesini gene çekeriz. Ver telefonu. Evet, hamurumuzun son aşamasına geldik. Güzelce yoğurduk. Şöyle tezgahın üzerine verdik hamuru. Burada daha güzel oluyor. Başta leğende başladım hamuru karmaya. Burada toparladım. Özdeşene kadar da yoğurdum. Oldu ama. Evet. Şöyle hamurumu koyuyorum. Bayağı büyük bir hamur. Ve kapatıyorum. Dinlenmeye bırakıyorum. Kıymalı böreğimin soğanlarını kavuruyorum. Kızım doğradı güzelce. Hazırladı. Burada da bulgurumu güzelce kabarttım. Sıvı yağ kattım. Ekşi mihini kattım. Bulgurlu börek içerdi. Burada da patatesli. Bulgurlu böreğimin bulgurlarını kabarttım. Sıvı yağ kattım. Tuzunu, ekşimi kattım. Hazır. İçerdi. Patatesli böreğimi içerdiğimde hazırladım. Patatesini kaynattım. Soğanlarını kavurdum. Karabiber, toz biber, tuzunu verdim. İç malzemesi hazır böreğim. Evet, hamurumu şöyle yuvarladım tekrar. Kesim işlemine başlıyorum.
güzel. Büyük mamur anneanne kesemez. Ben sana da vereceğim şimdi. Yumuşak olanları zaten yok. Hem karıştıramıyorum, yumuşak olanları hem de kesemiyorum. Evet. Şimdi bana hamurumuzu bölüyorum. Bana ayırmayacak mısın? Ayıracağım anneanne. Şimdi böleceğim onları ben. Vereceğim. Ben alayım ya da. Torunumla birlikte börek yapacağız. Hamurları hazırlasın anneannesi. Bari otla bayım. Böyle kesiyorum. Şimdi kesemez. Ve yuvarlıyorum. Akşama geldi dedem. Böyle kesip yuvarlayacağım. Daha sonra da sıvı yağ ile tabak büyüklüğünde açacağım. Evet, dedesine de sürpriz olacak bu lemin gelmesi. Ama ben saklanacağım. Bu annesi kahve içmeye geldi dedi. Evet, tamam. Annesi kahve içmeye geldi diyeceğiz. Bu lem yok dedesine, yalan söyleyeceğim. Yalan değil, şaka yapacağım. Şaka mı yapacağız? Evet. Evet, börek hamurlarını açtım. Böyle yuvarlak yuvarlak da yaptım. Şu an şu büyüklükte kızım açıyor. Ben de yağlama işine geçtim. Ben de açıyorum. Bak, burada torunum da açıyor. Birlikte börek yapıyoruz. Burada da böreklerin içerikleri. Bulgurlu, patatesli, kıymalı. Patatesli nerede? Ortadaki patatesli. Ve bir taraftan da yağlama işi yapıyoruz. Tamam, yeter. Amarat annenin amarat kızı. Annesinin kızı o. Bir tanesi. Burada da annesinin kızı var. O da annesinin kızı. O benim kızım. Bu da annesinin kızı. O da börek atıyor. Bu gece börek gecemiz. Evet. Hamurlarını şöyle ufak ufak açtı ve üzerine de kızım açıyor. Ben de sıvı yağ biliyorum. Tamam, Bulem'cim dedeni ayırmış. İki hamur yapmış Bulem. Böyle yağlıyorum bir tarafta. İki hamur börek açımına devam. Kızların börekleri güzel güzel açıyor. Burayı burayı Bulem buraya koy annem. Burada açacağız. Daha sonra tepsiye koyacağız. Tamam, sen aç bakalım büyük hamurlarını. Anne yağlanacak. Tamam. Böyle yağladıktan sonra böreklerimizi biraz dinlendiriyoruz. Şöyle yağsını çeksin, daha kolay açılacak. Anne, hani bir kere dışarıda kahvaltı yapmıştık. Evet anne. Heh, söyle. Tamam. Senin en son senin hamurları yağlayacağım.
Annenin açtıklarını yağlayalım. Sen aç bakalım şimdi hamurlarını. Bunu aç. Tamam anneannem aç. Dedene mi yapıyorsun sen börekleri? Bu dedeme, bu benim. Koca dedene de yapacak mısın? Koca dedesi de gelecek bu gece köyden. Küçük dedesi de, koca dedesi de bu gece birlikte börek yeme. Buğlemin karnesini kutluyorlar. Buğlemin karnesini kutlayacaklar. Koca dedesi gelecek. Amcası gelecek. Evet. Patatesli böreğin hamurları açılma kıvamına geldi. Tepsimi yağladım. Mucizemde bekliyor. Patateslerim de burada. Torunumla birlikte açacağız. Patatesli böreğimiz tepsiye doluyor. Çok az bir hamur kaldı. Onu da koyduk mu bir hamurla bitireceğiz patatesli böreği. Evet, patatesli böreğimize patateslerini koyuyoruz. Son hamurumuz. Taraftan da böyle kıvırıyorum. Böreğimi tepsiye koyuyorum. Başlarını da alıyoruz. Bu hamur fazla geldi. Bunu alalım. Tamamdır. Oldu. Tezli böreğim oldu. Fırına veriyorum. Üstüne sadece sıvı yağ koydum. Başka bir şey de sürmedim. Bulgur böreğimi de açtım. Kızımla birlikte. Kızım da bulgurunu koyuyor. İkşimikli, bulgurlu. Mis gibi börek. Böyle de kıvırıyoruz. Her iki taraftan böreğimizi kıvırıp tepsiye koyuyoruz. Patatesli böreğimiz fırında, bulgurlu böreğimizi yapıyoruz. Anne, bu annenin fotoğrafı olmuş. Anne fotoğrafları var. Tamam. Evet, bulgurlu böreğim şahane bir şekilde açıldı. Kızım da şöyle bulgurunu serpiştiriyor. Kıvıracağız, tepsimizi dolduracağız. Evet, kıymalı böreğimizin hamurunu da açtık. Kızım soğanlı kıymasını döküyor. Dök, dök, dök. Ama çok iç var ya. Dök. Bol bol olsun. Bol bol olsun. Dök de. Bir taraftan kıvırdım ben. Şimdi kızımın tarafından kıvrılıyor. Aynen bu şekilde yapıyoruz. Ve tepsiye koyuyoruz. En başlarını alıyor kızım. Kıymalı böreğimiz de harika olacak. Çok fazla sıkmadan. Evet, değil mi? Evet. Tamam. Böreğimi böyle güzelce doluyorum. Hı.
Şimdi alalım. Patatesli böreğim pişti. Harika oldu. Mis gibi. Servisini yapacağım. Evet, bulgur böreğim pişti. Harika bir şekilde. Kesimini de yaptım bir dilim. Patatesli böreğim de pişti. Patatesli böreğim hatta yendi. Bayağı. Burada da bir ufak tepsim var. Fırında da kıymalı böreğim var. Bu gece börek gecesi. Burada çayım. Torunuma kaynattığı mısırları. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun. Bizlere de afiyet olsun. Evet, kıymalı böreğim de pişti. İster gibi. Tutur tutur. Bir taraftan yeniyor, bir taraftan da pişiyor böreklerim. Son tepsim kaldı. Onu da veriyorum fırına. Kıymalı böreğimden şöyle kesti. İster gibi servisini yapıyorum. Harika oldu börekler. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun, bizlere de afiyet olsun. Son tepsi böreğim de pişti. Bu gece börek gecesi. Çıtır çıtır böreklerim, harika oldu. Buradakiler yendi. Bu kıymalı böreğim. Bunu kestim.